mübarek Ramazan ayını geride bırakmış bulunuyoruz. Biz bütün Ramazan boyunca oruç tutarak beslenme düzenimizi, öğün sayılarımızı değiştirmiş bulunduk. Şimdi bu öğün sayıları değiştikten sonra bu bayram da vesilesiyle bir anda fazla yeme eğilimine girebiliriz. Davetler olacak, misafirlikler olacak. Bu yüzden öğün sayılarımıza dikkat etmeliyiz. Öğünlerimizin arasında minimum 3, maksimum 5-6 saat bulundurmaya özen göstermeliyiz. Bu önceliğimiz olsun. Bayram sabahında kahvaltımıza başlarken kahvaltımızı hafif tutmaya özen gösterelim. Çünkü gün içerisinde yiyeceğimiz, içeceğimiz misafirliklerdeki ikramlardan bu şekilde denge oluşturabiliriz. Sabah kahvaltımızda işte bal, pekmez, reçel gibi tatlı ürünleri tüketmemeye özen gösterelim. Ekstra yağlı ve kavurmalı, kızartmalı besinlerden uzak duralım. Yani güne güzel bir başlangıcımızı yapalım. Daha sonrasında gün içerisinde misafirliklere illaki gideceğiz. Bizim de geleneksel olarak bir tatlı ikramımız var tabii ki. Ama bu tatlı ikramlarında hem kimseyi kırmamak adına hem de kendi sağlığımız için, diyetimiz için daha çok sütlü tatlılara yönelelim. Şerbetli tatlılardan uzak durmaya çalışalım, kuru meyvelere yönelelim. Ama diyelim ki hiç şerbetli tatlı dışında alternatifimiz yok. O zaman en küçük porsiyonlarda şerbetli tatlı tüketimi yapabiliriz tabii ki. Ama günde 1-2'yi geçmeyelim yine. Bu misafirliklerde yine çay kahve tüketimlerimiz çok fazla artıyor. Bu çay kahve tüketimlerini de günde 2-3 ile sınırlandırmamız çok iyi olacaktır. Şimdi oruç tutarken susuzluk çok fazla yaşadığımız için bu Ramazan bayramı ile birlikte besin tüketimi, şeker tüketimi vesaire ister istemez artacağından günlük su tüketimine çok dikkat etmeliyiz. Günde 10-12 bardak suyumuzu mutlaka içelim. Bu işte 2-3 bardak çay kahveye geçtikten sonra suya, maden sularına, işte bitki çaylarına yönelmemiz bizim için iyi olacaktır. Akşam yemeklerinde de mutlaka o dengeli tabak figürümüzü yine korumamız gerekiyor. Gün içerisinde kabızlık, ishal, mide sorunları, işte bağırsak problemleri yaşamamamız için diyete yani öğünlerimize mutlaka lif posa içerikleri yani sebze meyveler eklememiz gerekmektedir. Ara öğünleri de yine aynı şekilde sebze meyve, süt, yoğurt grubundan yapsak bizim için çok daha iyi olacaktır. Hem insülin kan şekeri dengesini de sağlayabilmemiz bu şekilde mümkün olacaktır tabii ki. Akşam yemeklerinde dediğim gibi yine yağlı kızartmalı ürünlerden, kavurmalardan elimizden geldiğince uzak durmaya çalışalım. Daha böyle haşlama, fırın, ızgara, işte mangal, barbekü yaparsak da yine derisiz etler tüketmeye vesaire dikkat edelim. Akşam yeme alışkanlığımız oldu Ramazan'da sahurdan ötürü. Gece yeme alışkanlığı gibi bir durum yaşadık şu anda. Ama artık normal düzene geçerken bunu sıfırlamamız lazım. Artık uyumadan 2 saat önce besin tüketimlerini sonlandıralım. Bu alışkanlıktan kaçınalım. Gece yemeyelim. Çünkü bu bizim her türlü hem kilo almamıza hem sağlık problemlerimize yakalanmamızı arttıracaktır. Bu kadar. Bir de günlük yapabilirsek sabah akşam hafif tempolu 30 dakikalık yürüyüşlerimizi yaparsak Ramazan döneminden çıktığımız için de çok ağır sporlar yapmamalıyız. Çünkü vücut metabolizma değişim gösterecek bu süreçte. O yüzden hafif tempolu yürüyüşlerle başlayıp hem formumuzu koruyalım hem sağlığımızı koruyalım hem de güzel bir bayram geçirmiş olalım.